Merhaba arkadaşlar, bu videoya başlamadan önce yine uyarı niteliğinde söylemek isterim ki eğer Naruto'yu izlemediyseniz bu video sizin için bazı spoilerlar içerebilir. Eğer Naruto'yu izlemediyseniz videoyu burada durdurup Naruto'yu izledikten sonra tekrar videoyu izlemeye geri dönebilirsiniz. Bu uyarıyı aldığımıza göre videoya geçelim. Mangadaki son gelişmelerle birlikte Boruto serisi Naruto ve Sasuke'nin üzücü bir geleceği olacağına dair işaretler vermekte. Bu olaylarda herkesi tek bir soruya yöneltiyor. Bir sonraki Hokage kim olacak? Boruto animesini izlediğimizde bu önemli rolü üstlenebilecek sadece bir avuç insan olduğunu görmekteyiz. Bu bir avuç insanı saymadan önce isterseniz Hokage olmak için hangi şartlar sağlanmalı ona bir göz atalım. Hokage olursan herkes seni kabul etmez. Eğer herkes seni kabul ederse Hokage olursun. Itachi'nin bu sözü hala kulaklarımızda çınlamakta ve seri boyunca bu sözün ne kadar doğru olduğunu Hokage'ler özelinde kabul edebiliriz sanırım. Peki insanlar kimi kabul ediyor? Yani bu insanlar halk arasında neye göre kabul gördü? İnsanlar onların güvenlerini kazananları kabul eder ve onların arkasında durur tabii ki de. Naruto eskiden çok sorunlu bir çocuktu ancak zaman içinde başardıklarıyla kendini halk arasında kabul ettirdi ve Chunin olmadan sadece bir genin direkt olarak Hokage rütbesine erişti. Hatta yanlış bilmiyorsam beni düzeltin, bunu başaran tek kişi de Naruto. Halk tarafından böylesine hayranlık uyandıran diğer karakterler ise Shikamaru, Sasuke, Sakura, Hinata ve bir dereceye kadar Konohamaru'dur. Peki bunlardan hangisi Hokage olabilir? Ya da daha doğrusunu söylemek gerekirse hangisi Hokage olmaya şu anlık en uygun aday konumunda? İlk olarak Shikamaru'yu konuşalım. Hokage olma olasılığı yüksek adaylardan biri, hatta bu listedeki en kuvvetli isim diyebiliriz. Kendisi güçlü ve en önemlisi liderlik becerilerini savaş sırasında kanıtlamış bir isim. Taktiksel zekası, durumları analiz etme yeteneği ve yedek planları oluşturabilmesi ona diğer adayların bir adım önüne geçirmekte. Köyü daha iyi bir geleceğe götürebilir ve daha da güçlendirebilir. Zaten Naruto'nun muazzam gücü olmasaydı Shikamaru muhtemelen 7. Hokage olacaktı. Üstün zekası Konoha için o kadar değerli bir varlıktır ki Naruto tanrısal güçlerine rağmen idareyle ilgilenmesi için Shikamaru'ya güvenir. Bu sayede Naruto ise büyük ölçüde güvenlik ve askeri gücü güçlendirmeye odaklanabiliyor. Yani kısacası köyde kas gücü gerektirmeyen şeyler Shikamaru'nun omuzlarında diyebiliriz. İkinci adayımız ise Naruto'nun eşi Hinata. Hinata yine garip bir seçim ama potansiyel bir aday kendisi. O da gücünü savaşta kanıtlayanlardan. Birkaç Zetsu ile tek başına dövüştü kendisi ve hatta aslan yumruklarını Hyuga stili ile birleştirebildi. Ayrıca Hiyashi emekli olduktan sonra Hyuga klanına liderlik edecek olan kişi de Hinata'dır. Klana liderlik edecek kişinin Hinata olması da onun liderlik becerilerine klandakilerin güvendiği anlamına geliyor. Yani klan Hinata'ya emanet edilebiliyorsa köyde edilebilir. Ha, ikisini bir arada götürebilir mi hem klanı hem köyü? Orasını bilemeyiz. Ancak bildiğimiz bir şey varsa o da Hinata'nın Hokage adayları arasında yer aldığıdır. Ayrıca Hinata kardeşi Neji'yi kaybetmesine rağmen Naruto'yu doğru yola sürükledi ve Naruto'nun odağını ve umudunu kaybetmediğinden emin oldu. Yani kendisi de aynı zamanda mental olarak çok güçlü bir isim. Yani kardeşini kaybetmesine rağmen bunu kabullenebiliyor ve kendini hemen dağıtmıyor. Ayrıyetten Naruto'yu da yolda tutuyor diyebiliriz kendisi için. Bu sayede de zaten birlikte Obito'yu durdurmayı başardılar. Hinata Naruto ile olan evliliği sonrası hala görevlere çıkmakta. Yani kendisi tam olarak bir ev hanımı değil, öyle düşünenler varsa diye söyleyeyim dedim. Ek olarak Naruto The Last Movie'de gösterildiği gibi Hamura çakrasına da sahiptir Hinata. Böylece güç yanından diğerlerine göre eksiği değil, fazlası bile var kendisinin. 3 numarada ise herkesin pek sevmediği bir isim mevcut. Ne yalan söyleyeyim, ben de pek sevmiyorum kendisini. Ancak Shikamaru'nun Hokage olma olasılığı %99.99 ise Sakura'nın %99.98 şansı var diyebiliriz. Çünkü kendisi süper güçlü birisi. Sakura ayrıca tıp bölümünün başında ve Tsunade'nin öğrencisidir. Bu özellikler onu hem iyi bir savaşçı hem de iyi bir şifacı yapıyor. Kendisi Byakugo modundayken ise köyün en güçlü isimlerinden biri haline geliyor. Hassas bir çakra kontrolüne sahip olan Sakura, Tsunade'nin aksine genç görünmek için çok fazla çakra harcamıyor.
Sakura ayrıca tıbbi ninjutsu da Tsunade'yi geride bırakmış vaziyette. Bu alandaki uzmanlığı olmasaydı Naruto savaş sırasında ölmüş olurdu. Ayrıca Kaguya'ya karşı Naruto ve Sasuke'nin Kaguya'yı mühürlemesine izin veren belirleyici darbeyi indiren yine Sakura'nın kendisiydi. İşte Sakura'nın bu özellikleri onu Hokage adayı yapmaya yeter de artar türde özellikler. Kendisini ne kadar sevmesek de bu özelliklerini kabullenmek durumundayız. Ve son olarak Konohamaru demiştik. Naruto ve Sasuke nalları dikerse en bariz seçimlerden biri kesinlikle Konohamaru'dur. Ancak Konohamaru hala genç ve henüz bir savaşta cesaretini kanıtlayamadı. Bazı genç kızlar arasında ünlü olabilir ama köyün üst kademeleri henüz ona ısınmış değil. Mangada da Kishimoto şu anda Konohamaru'yu görmezden geliyor ve onun son kavgasından sonra Konohamaru'nun da nerede olduğu bilinmemekte. Bu Kishimoto'nun Konohamaru'ya odaklanmak istemediği anlamına da gelebilir. Sonuç olarak Konohamaru aşağıdaki noktalara bağlı olarak bir sonraki Hokage olabilir. O noktalar ne? Hemen sayalım. Bunların ilki Otsutsuki adamlarına karşı verilen savaşta yetişkinlerin çoğunu gölgede bırakacak mücadelesi. Savaştaki cesaretini kanıtlıyor kendisi ve tıpkı Kakashi gibi muazzam liderlik yetenekleri sergiliyor bu savaşlar sırasında. Ayrıca kendini kanıtlaması için önce mangada yeniden ortaya çıkması gerekecek. Ancak Konohamaru mangada ortaya çıkarsa bile, yani çıksa bile Hokage olmak için şansı çok düşük. Çünkü köy insanları henüz Konohamaru'ya güvenecek kadar onu güçlü görmüyorlar. Sasuke, Sakura, Shikamaru gibi adaylar varken Konohamaru'ya pek sıra gelmez gibi. Belki 8. Hokage olamaz ama 9. veya 10. Hokage olması içten bile değil kendisinin. Hatta 9. ve 10. Hokage için en büyük aday da Konohamaru diyebiliriz. Sasuke'yi de bu adaylar arasına katmadım arkadaşlar. Çünkü Naruto ve Sasuke'nin durumu şu an kritik. Yani ikisine de bir şeyler olabilir ama olmaya da bilir. Bunu önümüzdeki süreç gösterecek. Yani bence zaten Naruto'ya bir şey olursa Sasuke'ye de olur. Çünkü ben mesela Sasuke'nin ölüp Naruto'nun yaşayacağı bir senaryo kafamda düşünebiliyorum. Ama Naruto'nun ölüp de Sasuke'nin yaşayacağı bir senaryo pek olası gelmiyor bana. Bundan dolayı da Sasuke'yi bu işinlerin içine pek katmadım. Neyse arkadaşlar, neler olacağını önümüzdeki süreç gösterecek. Yine belirteyim. Sizce 8. Hokage olacak kişi kim? Fikrinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.